Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. AK Parti teşkilatları, milletvekili adayları ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, parti üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek vermek amacıyla bağışta bulundu. Kolay gelsin arkadaşlar. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili ve adayı İzmir İnceöz, milletvekilleri ve milletvekili adayları Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serden geçti, Muhammed Aktaş, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, teşkilat kademeleri, merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla parti üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak için Ziraat Bankası Şubesi'ne giderek bağışta bulundu. İl Başkanı Hüseyin Altınsoy para yatırdıktan sonra yaptığı açıklamada tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da toplumun tüm kesimlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olduğunu ve kendilerinin de teşkilat olarak kampanyaya katkıda bulunduklarını söyledi. Altınsoy karınca kararınca AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olan herkese teşekkür etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise ülkemiz, milletimiz için seçimin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanı adayları seçim bütçesini vatandaşlardan aldığı destek bağışlarla yapıyor. İl teşkilatımız ve milletvekillerimizle Cumhurbaşkanımıza olan desteğimizi göstermek adına gençlerimiz, kadınlarımız ve tüm teşkilatımızla bankaya gelerek para yatırdık ifadelerini kullandı. Milletvekilleri ve 27. dönem milletvekili adayları İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serden geçtiğiyle milletvekili adayı Muhammed Aktaş kampanyada kendilerini yalnız bırakmayan parti teşkilat mensuplarına teşekkür etti. 24 Haziran erken seçim kararının alınmasıyla birlikte AK Parti il teşkilatı ve milletvekili adayları seçim çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da il teşkilatı ve milletvekili adaylarına destek olarak seçim çalışmaları kapsamında AK heyetle birlikte ziyaretler gerçekleştiriyor. 24 Haziran seçimleri kapsamında AK Parti Aksaray İl Teşkilatı ve milletvekili adayları yoğun bir şekilde çalışmalarını ve ziyaretlerini sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti milletvekili ve 27. dönem milletvekili adayı Mustafa Serden geçti, Muhammed Aktaş ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti milletvekili ve adayı Mustafa Serden geçti, AK Parti milletvekili adayı Muhammed Aktaş ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ziyaretler kapsamında şoförler, otomobilciler ve nakliyeciler odası başkanı Ayhan Tüzün'ü ve madeni sanatkarlar ve tamirciler esnaf odası başkanı Mehmet Tekin'i ziyaret ederek destek istediler. Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren heyet öğle namazını Yeni Sanayi Camii'nde birlikte kıldı. Öğle namazı çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yazgı, milletvekili ve adayı Serden geçti. Milletvekili adayı Aktaş bölgedeki esnafları ziyaret ederek hem sohbet etti hem de seçim çalışmaları kapsamında 24 Haziran'da oy istedi. Aksaray Belediyesi tarafından Ramazan ayının tüm güzellikleriyle birlikte birlik ve beraberlik duygularıyla vatandaşların iftar heyecanına ortak olmak amacıyla kurulan mahalle iftar sofrası bu kez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde kuruldu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve AK Parti Milletvekili adayı Muhammed Aktaş iftar öncesinde vatandaşlarla tek tek ilgilendi, sohbet etti. Aksaray Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği mahalle iftarları büyük ilgi görüyor. Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programına Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın yanı sıra eşi Hasibe Yazgı, AK Parti Milletvekili adayı Muhammed Aktaş, belediye meclis üyeleri ve binlerce mahalle sakini katıldı. İftar saatinden önce kısa bir konuşma yapan AK Parti Milletvekili adayı Muhammed Aktaş, bu güzel iftar programlarıyla farklı bir mahallede bizi sizlerle buluşturan başkanımıza teşekkür ediyorum. Ramazan ayıyla birlikte sofralarımızdaki bereket, huzurumuz, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun diye konuştu. Öncelikle Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Rabbim bize Ramazan ulaştırdığı gibi inşallah bayramada sağlık, emniyet, huzur içerisinde ulaştır.
gelsin. Ramazan ayı beraber olmanın, bir olmanın, paylaşmanın adıdır. Bu vesileyle bizleri bu mübarek günde bir araya getiren belediye başkanımıza ben teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, yeni bir yolun başlangıcındayız. İnşallah hep birlikte tüm hemşehrilerimizle, sizlerin destekleriyle yapacak çok işimiz var, yapacak, atacak adımlarımız var. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, birlik, beraberlik, kardeşlik içinde birlikte oruç açmanın sevincine değinerek iftar davetlerinde kendilerine gösterilen teveccühe ve ilgiye teşekkür etti. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aksaray'a gelişi heyecan yaratırken Aksaray Belediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı iftar programı için hazırlıklarını titizlikle sürdürürken şehir genelinde de tüm park ve bahçelerde, yol ve kaldırımlarda genel temizlik ve bakım onarım çalışmaları yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaret öncesi Aksaray'da tüm hazırlıklar için çalışmalar sürüyor. Aksaray Belediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği güzergahlardan başlayarak çarşı merkezi ve mitingin yapılacağı 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere iftar programının düzenleneceği Fatih Mahallesi'ne kadar tüm caddeleri Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla süsledi. Park ve bahçelerde, kaldırımlar ve yollarda genel temizlik bakım onarımları yapıldı. 2 Haziran Cumartesi günü 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda saat 17'de halka seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını Aksaray'da vatandaşlarla birlikte açacak. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı için Fatih Mahallesi pazar pazarı çok amaçlı fuar alanında hazırlıklar hummalı bir şekilde sürüyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi şekilde ağırlamak için tüm belediye çalışanlarını teyakkuza geçiren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazır olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Haziran Cumartesi günü saat 17'de Aksaray'da miting düzenleyecek. Mitingden sonra Aksaray Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katılarak tüm Aksaraylılarla birlikte iftar yapacak. Aksaray Belediyesi tarafından artık geleneksel hale getirilen Kültür Park Amfiteyatro'da kurulan Ramazan Sokağı'nda etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Aksaray Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı'nda özellikle çocuklara hitaben yapılan etkinlikler aileler tarafından yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayının tüm güzellikleri ve maneviyat içerikli programların yer aldığı Ramazan Sokağı'nda her gün farklı etkinlikler yer alıyor. Sahnede gerçekleştirilen renkli gösterileri ilgiyle izleyen çocuklar yarışmalara katılıyor. Aksaray Belediyesi mahalle iftarları ve kurulan Ramazan Sokağı'yla Aksaraylıları buluşturmaya devam ediyor. Gönüller bir olsun diye mahalle iftarları ve verdiği davetlerde günün sofralarında vatandaşlarla birlikte iftar açan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, mahallelerimizde düzenlenen iftar buluşmalarımızda hemşehrilerimizle aynı sofralarda buluşuyoruz. Ramazan Sokağımızda ise aileler çocuklarıyla birlikte hoşça zaman geçiriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan ayının güzelliklerini yaşıyoruz. Her akşam kurulan iftar sofralarımızda yüzlerce, binlerce kişiyi ağırlıyor, vatandaşlarımızla kucaklaşıyor, sohbet edip dertleşiyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin her akşam aynı sofralarda bir araya gelmesini sağlamak bizleri mutlu ediyor, dedi. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberlerimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber bültenimizde ve yeni günde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça kalın.